2008'de bir Davut Paşa faciası yaşandı. Orada da çok sayıda işçi hayatını kaybetti. Siz de bir hayatını orada bitirenlerden birinin yakınısınız. O davanın durumu nedir, nasıl seyrediyor anlatırsanız. Şimdi biz 2008'de biz de bu olayla tanışmış olduk maalesef. O günden bugüne hep anlattık, konuştuk, söyledik ki Türkiye'de iş cinayetleri olmasın diye. Ama maalesef her gün yenisi ekleniyor, her sene yenisi ekleniyor. Bunların iş cinayeti dememizin en büyük sebeplerinden biri de hepsi önlenebilir olduğundan dolayı diyoruz. İşte Milas Köylük'te bir 50 liralık bir gaz maskesinin esirgemesinden dolayı insanlar öldü. Esenyurt'ta barınma yerinin kötü olmasından dolayı oluştu. Soma'da kar hırsından dolayı oldu ve devletin en güvenli maden dediği bir yerde oldu. En son bir asansör faciası oldu. Bunlar hep denetimsizin yapılmamasından dolayı oldu. Türkiye'de en büyük sorun kendisine yetki verilen kişilerin denetimleri yapmıyor olmasından ve buna da kurumların göz yummasından. Mahkemelerden bunu görüyorsun. Soma'da göz önünde olduğu için, dünyanın büyük cinayetlerinden biri olduğu için ekranın başında Türkiye'nin en büyük yetkili ağzından duyduk. Çok sorumsuzca ve bahaneler uydurularak verilen cevaplar, bahaneler, bunlar olur şeylermiş diye. Mahkemelerde de bu tarz şeyler devam ediyor. Bilirkişi raporu aynı şekilde Türkiye'de. Biz buna da karşı çıkıyoruz. Bir mühendis olayla ilgili rapor hazırlıyor ve buna hukukçu şerh koyuyor. Bu raporun gereği gibi yapılmadığını söylüyor ama orada görev yapan hakimler, savcılar kendileri de hukukçu olmalarına rağmen hukukçunun değil, mühendislerin raporlarını önemseyebiliyorlar. Bu kadar çarpık bir yapılaşmanın olduğu, düzenin olduğu bir yerde bu kadar iş cinayetinin olması da kaçınılmaz. Davut Paşa'da aynı şeylerle karşı karşıya kaldık. Davamızdan iki ay sonra bilirkişi raporu çıkmıştı. Ve burada Büyükşehir Belediyesi Zeytinburnu Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın nezdinden ilk çalışma müdürlüğü İçişleri Bakanlığı sorumlu tutulmuştu. Ama burada yine hiçbir yerin yargılamasına izin verilmemişti o zaman. Biz avukatlarımız aracılığıyla yaptığımız başvurularda ancak Zeytinburnu Belediyesi'nin yargılamasına yapılmasına sebep olabilmiştik. Olay 6 sene sürdü. Dava 6. sene sonunda ikinci bilirkişi raporu istendi. Bu bilirkişi raporunda Zeytinburnu Belediyesi işin dışında tutuldu. Birkaç tane Fen İşleri Müdürlüğü'ne, işte Zapta Müdürlüğü'ne ve birkaç tane de Zapta personeline ceza verildi. Biz bunun peşini bırakmıyoruz. Şu anda diğer gerekli yerlere başvurularımız yaptık. Türkiye'de iş cinayetlerinin kesilmesi için, azalması için en azından biz elimizden geldiği kadar mücadelemizi yapacağız. Burada bütün ailelerle beraber dileğimiz o ki başka aileler katılmasın bize. Onun için de insanlar biraz vicdan sahibi olabilmesi lazım. Biraz adalet duygularına önem vermeleri lazım ki biz bunu başarabilelim. Burada herkese çağrımız budur. Bize destek olsunlar. Biz sonuna kadar mücadele edeceğiz. Teşekkür ederim. Sağ olun.